parameter ve query parameter nedir? Aralarındaki farklar nelerdir? Evet, head parameter'da, query parameter'da API'ya bir bilgi yollamak için kullanılır. Şimdi şöyle düşünelim. www.amazon.com yazdınız. Bu Amazon'un base URL'i değil mi? Ona tıkladığınızda Amazon'un home page'i çıktı. O home page'de bir sürü şey var. Kitap var, temizlik malzemeleri var, elektronik cihazlar var, bahçe ekipmanları var. Ne ararsanız var. Kocaman bir havuzun içine düştünüz arkadaşlar. Ama siz bu kocaman havuzu küçültmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Head parameter kullanacaksınız. Head parameter'lar sizin kullandığınız data havuzunu küçültmek için kullanılır. Resource'u küçültmek için kullanılır. Şimdi bakın burada şu örneğe bakarsanız API var arkadaşlar burada. Sırf API deyince o API'ın tamamına gider. Ama o API'ın içinde kullanıcılar olabilir, kitaplar olabilir, öğretmenler olabilir, öğrenciler olabilir, bir sürü data havuzu olabilir. Siz sadece API deyince bütün havuzları görüyorsunuz. Users deyince havuzunuzu küçülttünüz, belli bir havuza gitmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Sonra isterseniz o havuzu daha da küçültebilirsiniz. Yani kullanıcıların arasından spesifik bir kullanıcıya gitmek istiyorum. Tamam, kullanıcının ID'sini yaz, sadece onu gör. Ne yaptınız? Havuzu minimize ettiniz arkadaşlar. Bunu pet parameterlarla yaparsınız. Pet parameterlar data havuzlarını küçültmek için kullanılır. Evet, daha teknik konuşacak olursak, resource'ları küçültmek için kullanılır. Ve forward slash'larla kullanılır. Pet parameterlar forward slash'larla kullanılır. Şimdi query parameterlara gelelim. Query parameterlar filtreleme yapmak için kullanılır. Bakınız, product'a gitmiş, yani ürünlere gitmiş. Sonra diyor ki, bu ürünlerden kategorisi elektronik olanları seç. İşte fiyata göre sırala. Bakın, query parameterlar hem filtreleme yapmak için kullanılıyor, hem de sıralamak için kullanılıyor gördüğünüz gibi. Ve fark ettiyseniz, query parameterlar forward slash ile kullanılmıyor. Soru işaretiyle başlıyor. Ve fark ettiyseniz query parameterlar key value yapısını kullanıyor. Bakın, kategori key, electronics value, key value yapısını kullanıyor. Sonra birden fazla query parameter kullanacaksanız aralarına and koyuyorsunuz. Tekrar soru işareti koymuyorsunuz. Soru işareti bir kere konulur. Soru işareti koyduğunuzda browser şunu anlar. Query parameterlar başlıyor. Bunu anlar. Sonra birinci query parameter and'i görünce ikincisi geliyor der. Bir tane daha and koyarsanız üçüncüsü geliyor der. E hocam, biz böyle query parameter kullanacağımıza products'tan sonra yine forward slash koysaydık, elektronik deseydik olmaz mıydı? Eğer API öyle oluşturulmuşsa olurdu. Ama API'yi geliştirenler kategori seçimini query parametreyle geliştirmişlerse sen de query parameter kullanmak zorundasın. Eğer API'yi geliştirenler kategori seçimini forward slash ile yapmış olsalardı, yani pet parama yapmış olsalardı, o zaman sen de forward slash koyar, electronics yazar, elektroniklere ulaşırdın. Evet, bir fonksiyonel farkı bilmelisiniz, iki yapısal farkı bilmelisiniz. Fonksiyonel fark, pet parameterlar resource'u daraltmak için kullanılır. Query parameterlar filtreleme yapmak, sıralama yapmak için kullanılır. Bu fonksiyonel fark. Yapısal fark, pet parameterlar forward slash ile çalışır. Query parameterlar soru işaretinden sonra key value yapısıyla ve and işaretiyle çalışır.